Hadi bakalım. Evet, söz sende abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bak, kapatıyor. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yesirli emri ve ahlul ukdatan min lisani yefkahu kavli. Evet abi, dersimizin mevzu sıkıntı. Allah Allah. Ciddi mi ya? Ama böyle bir zamanda, böyle bir günde niye sıkıntı dersi yaptın derse tevafuk etti. Aslında bu sıkıntı sıkıntı değil. Çok şükür. Yani sıkıntı, bir ciheti sıkıntıyken zahir zaten orada birkaç şey söyledik. İnşallah onlara da nazara vereceğiz. Yani çok sıkıntı ya. Yoksa sıkıntı vardır deniliyor ya abi. Hı hı. Zaten zıt zıttını barındırır. Evet abi. Yani aslında sıkıntının kaynağına mesela külliyatın böyle çok tamamen geneline bakmadım ama baktığım kadarıyla abi yani rahmet olan tarafı var. Kişinin ihtiyarına bakıp da sıkıntısıyla iç alemini cehenneme çevirdiği taraflar var. Kaynak olarak da ismin kaynağı da ben abi orada var. Sıkıntı. Çevir oraya. Çevir. El kabis. O teki şey milli arkadaşlar görüyor mu baktı basit. Evet, kamera önemli değil. İkinci, birinci derece de arkadaşlar. Evet, tamam. Yani abi sen oraya bir bak. Kabis ve mudil rahman rahim. Hangi noktalarla onlara bakıyor? Ha bu sıkıntının esması mı? Yani zahir olarak şimdi niye rahman niye rahim var? Normalde sıkıntı bir şey değil. Fakat sıkıntıda Cenab-ı Hak hani üstad da çok yerlerde söyledi, ibi yetmez mi dert derman sana. Sıkıntı aynı rahmet olduğunu ve Risale-i Nur'un ekseriyetinin sıkıntılarla teşekkül ettiğini ve bunun da üstad işte Denizli hapishanesi, Eskişehir hapishanesiydi ve Afyon hapishanesinde ne kadar kıymetli eserler yazılmış. 30. Lema, 2. Şua vesaire risaleler, El-Hücretül Zehra gibi onlara da değineceğiz inşallah. Fakat işte ana kaynak olarak, içsel olarak abi buraya yazdık. Şimdi tasavvur, tahayyül ve tasavvur noktası zaten serbest bölgede. Kaynak olarak sıkıntının menbaı buraya dayanıyor. Onu arka şeyde de göstereceğiz. Niye oraya dayandığını lemaatta var kaynak olarak. Şimdi sıkıntının menbaı burada ne vardı abi? Safsata ve bir behre var. Bu terkler ve tecerrütler olmazsa sıkıntı kaynağını buradan alıyor. Yani tahayyül ve tasavvurla beraber kaynak teşekkül ettiği bu noktada zedelenirse, eğer bu noktalardan insan yara alırsa komplesi ne yapıyor? En son itikada kadar, hatta itikattan kalbe kadar şey yapıyor, etkisini gösteriyor. Ama kaynak olarak burası, niye kaynak olarak burası? Terkler ve tecerrütler olmazsa sıkıntı ortaya çıkıyor ama üstad işte lemaatta kaynağından bahsedecek abi. Kaynağından bahsederken de mesela şöyle bir çevireyim ben. Ha şurası. İbrahim sen ona bak abi. Diyor ki, bana baksın. Ha. Mesela diyor demek heva, heves, heva, eğlence, sefahetten memzuç olan şaşay medeni bu dalaletten gelen şu müthiş sıkıntıya, müthiş sıkıntı, sıkıntı değil, müthiş bir sıkıntıya bir ne olmuş abi? Yalancı, merhem, uyutucu, zehirbaz. Ney? Şimdi burada saydık abi, bunları böyle şemalandırdık. Bu üstadın tabiri. Biz de bunları böyle harita şeklinde yazdık. Heves. Bunun lemaatte yeri var. Bak ne diyor abi? Heva, heves, heva, eğlence, sefahatten memzuç olan şaşay medeni. Ne oluyor? Bu dalaletten gelen şu müthiş sıkıntı. Yani şu dalaletmiş abi. Şunu da aynı şekilde dalalet olarak alıyor burayı. Şu birimi abi dalalet olarak alıyor. Niye? Bu dalaletten gelen şu müthiş sıkıntı. Hmm. Hangi dalalet? Bu dalalet. Heva, heves, heva, eğlence, sefahatten memzuç olan şaşay medeniyetten bu dalalet neyi netice veriyor? Müthiş sıkıntı. Müthiş sıkıntı buradan çıkıyor. Bu da ne yapıyor? Bir yalancı merhem, uyutucu bir zehirbaz. Sihirbaz diyoruz ya. Hmm. Zehirbaz. Yani bunlar fıtratı bozan zehirlermiş. Zehirler. Yani sihir yapılıyor ya, ruhu ve kalbi, vicdanı bu zehirlerle ne yapıyor? Etkiliyor. Yani tahrip ediyor. Kaynak olarak da burayı gösteriyor. Şimdi diğer noktadan
Şöyle bir çevireyim ben burayı. Masayı istersen bir rahat girip girmek için biraz bak, öne git. Şöyle yapayım. Ha tamam yeter sana. Şimdi abi buraya gelelim. 204'te. Nereden kaynaklanıyor abi? Kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla. Yani nereden ortaya çıkıyor? Kalp ve ruhtaki gıdasızlık ve vazifesizlik. Neydi? Az önce dedik ya, niye kaynağı tahayyül ve tesavvur? Şimdi vazifesizlik terkler olmadığı zaman, ruh gıdasını terkler olmadan, tecerrütler olmadan alamıyor gıdasını. Dolayısıyla kaynak olarak ruh ve kalbin gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntı kaynağını oradan alıyor. Yani serbest bölge tabir ettiğimiz o birinci tahayyül ve tasavvur. Niye? Gıdasız ve vazifesiz kalırsa ne oluyor? Kalp ve ruh sıkıntı içerisinde kalıyor. Bundan ne? Sıkıntı buradan neşet ediyormuş. Bu hangi birimlere etkiliyor abi? Bunun neticesi de meyhanelere, sefahathanelere, mezaristanlara ve hapishanelere düşeceklerini bil diyor üstad. O kalp ve ruhun gıdasızlığından kaynaklanıyor. Kaynaklanıyor abi. Kalp ve ruhun gıdasızlığından. Bunu şimdi aslında bir de yine devamında yeri var. Bak burada. Sıkıntıdır. Muallime-i sefahat. Demek sefahatin menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni. Kaynak ne abi? Yeis ile suizan. Şimdi yeis ile suizan, fakat yeis ile suizan nasıl ortaya çıkıyor? Tahayyül ve tasavvurda çokça bahsediliyor ya, siz de diyorsunuz. Terkler ve tecerrütler olmazsa işte bunları netice veriyor. Biz bunları mesela kalp ve ruhun gıdasızlığı ne demek? Gıdasızlık ve vazifesizlik. Gıdasızlık hani ele bi zikrillahi tetmainni bil kulub, değil mi? Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. O noktadan eğer sıkıntı olursa, kalp ve ruh gıdasını almazsa sıkıntılarla beraber bu neticeler ortaya çıkıyor. Fark buraya ben bir şey yapayım. Heh. Aşağıda şey yapayım. Sıkıntı ise diyor. Sen madeni yani sıkıntı nereden çıkıyor? Yeis de suizandan mı besleniyor? Evet. Kaynak bu abi. Yeis ve suizan. Şimdi buralara aslında girecek. Mesnevi 65-66 ve gıdasızlık ve vazifesizlik de nereden kaynaklanıyor? İşte bu gıdasızlık ve vazifesizlik de kendini yeis ve suizana atıyor. Lemalarda İyyub Aleyhisselam'ın bahsinde söylüyor onu. Ha, kalp ve ruh gıdasız olunca ondan sonra şey yeis ve suizan ve suizan ortaya çıkıyor. Bu sahne diyor ya işte gizli günah işleyen bir adam diyor. İşte başkasının görmesinde nasıl icap ediyor. Aynı vazifesizliğin terkinden gelen yeisle beraber istiyor ki Cenab-ı Hak olmasın, istiyor ki melaike olmasın vesaire. Bu noktalara gidiyor. Şeyde yani, 24. sözde yeise yeisin zulümatından diyor. Evet. Yani demek ki onu atıyor ha. Evet abi. Şimdi bunlara böyle teker teker gireceğiz aslında da şöyle şuraya ben bir gireyim abi. Heh. Bak 730'da ve böyle teker teker yavaş yavaş gidecek olursak daha iyi olur. Şimdi ben önce kısaca taslak olarak şey yaptığımı söyledim. Şimdi ama şaşırdım o Esma ya. Kabız tamam. Mudil tamam da. Rahman ve Rahim'e herhalde izah edeceksin biraz. İnşallah. Evet, o üstad kendi hayatından misaller veriyor. Benim de ilgimi çekti orası. Evet. Yani şimdi zahirde kabiz görüküyor. Şimdi Mehmet abinin geçen dersten yani bir adem hesabına çalışan mudil esması var ya. Ha Mehmet kardeşim. Adem hesabına çalıştığından işte sıkıntı da zahiren adem hesabına çalıştığından dolayı. İşte insana bakan tarafı var. Bir de Cenab-ı Hakk'a bakan taraflarıyla değerlendirdiğimizde Rahman ve Rahim devreye giriyor. Bize bakan cihetleriyle değerlendirirsek eğer, o diğer iki isim devreye giriyor. Ha. İrademize bırakılan şeyler var ya abi. İradeyi külliye bırakılan noktaları var. Bizim irade cüziyemize bırakılan noktalar var. İkisinde farklı esmalar devreye giriyor yani. Benim çok şey yaptım. Oradan bir gireyim abi. Demek o sıkıntıdan kurtulmak için meyhaneye, sefahathanelere, mezaristan hapishanelere düşüyorlar. Abi, aynen abi. Yani şu gıdasızlık ve vazifesizlik yani aslında başlı başına bir ders. Niye kaynağını kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden alıyor? Bundan maşallah, neşet ediyormuş. Maşallah çok güzel tasvir ettin. Söz der, diyorsun ondan sonra oradan oraya, oradan oraya. Şimdi abi her bir latifenin bir vazifesi var. O vazifeyle beraber gıdalanıyor.
Yani üstad dediği gibi nasıl ki biz işte gıdalarla, zahir gıdalarla besleniyoruz mideyle. Manevi noktada da mesela o dimağdaki meratipler, kalbin şey, vicdandaki anası, vicdanın anasına yer bastı ya abi. Mesela orası. Kalbin içerisindeki hakikat vesaire o noktadan besleniyor. Gıda ve vazifeyle beraber neticesi olması sıkıntı çıkıyor. Abi. Dersin başta dedin ya, üstad terisi sıkıntı çekmiş, çok yok, kıymetli bir risale ortaya çıkmış. Burada ise bu sıkıntıdan dolayı mekanaya düşüyor. Sesim düşüyor. Şimdi şu, birincisi külli iradeye bakan noktasıyla devreye giren esma noktası var. Bir de bizim irademizle neticesini gördüğümüz vaziyetler var. Birisi Allah sahiptir diyor ki ta ki okula çıksın. Aynen. Bu ise kendi iradesiyle giriyor. Kendi iradesiyle girdiğinden dolayı. Niye kendi iradesiyle giriyor? Saydık ya mesela o heva, heves vesaire gibi noktalarla beraber giriyor. Cenab-ı Hak da hangi ismini devreye sokacak? Rahman Rahim'i sokacak değil. Kabiz ve Mudil ismini devreye sokuyor yani. Onların zımmında tabi kısmı olarak o da var, yok denilmez. Şimdi burada diyor ya abi mesela en bedbaht sıkıntılı, muzdarip, işsiz olan adamdır. Şimdi bunun devamı da var abi. Buraya girmeden önce bedbaht. Ne demek? Bedbaht. Evet. Bahtı bed, kötü olan manasında ama evet. Üstad öyle demiyor. Üstadça baktığımız zaman ey, gaflete dalıp. Bunu ben böyle 5-6 sene önce gördüm de abi çok acayip şaşırmıştım yani. Bedbahtı mı? Hı. Gaflete dalıyor. Gaflete dalan adam hayatı tatlı görüyor. Hayatı tatlı gören adam ahireti unutuyor. Ahireti unutan adam ise dünyaya talip oluyor ve bu adam bedbaht oluyor. Bedbaht nefsim diyor abi işte buna. Bununla beraber zaten devamını söylüyor abi. Devamında ise en bedbaht, sıkıntılı, muzdarip, işsiz olan adamdır. Tamam. Kapatsanız yeter. Şimdi bu vasıflar işte. Şimdi daha iyi olacak. Tabii. Yani bahtı İyi olmuyor yani. Evet, bahtı hangi noktada? Aslında ahiret noktasında. Yani, ahiret noktasında Cenab-ı Hakk'ı tanımamak kadar büyük bir bedbahtlık yok yani. Fıtratının iktizasından faydalanamayan. El abi mesela az önce saydık. Gördün mü Hasan abi bak şurası. Ne hangisi? Burayı şey yaptık da abi şimdi. Bedbaht mı o? İçerisi sıkıntılı, muzdarip, işsiz olan adamdır. En bedbaht sıkıntılı. En bedbaht, sıkıntılı, muzdarip, işsiz olan adamdır. Şimdi onun devamını söyleyecek abi. Şimdi bedbahtın özelliklerini saydık ya, başta gaflet geliyor. Sonra şimdi gaflete dalan adam hayatı tatlı görüyor. Hayatı tatlı gören adam ahireti unutuyor. Ahireti unutan adam dünyaya talip oluyor. Ve bu adam bedbaht vasfını alıyor. Subhanallah. Çok güzel bir şey, intikal değil mi? Hayatı tatlı görmek bedbahtsızlıkmış. Hayatı tatlı görmek. Ahiret noktasında yani. Tabii. Şeyi de çok antikaydı aslında, onu yazmadım abi. Çok çok ilginç bir şey yapmış ya. Nazm-ı Mani işte bu. Çok güzel yani. Oralarda sorun var mı şey? Şimdi sersem normalde ne demek abi? Sersem bizim sersem böyle sokak. Yani böyle divane olmuş, kendinden geçmiş manasında değil mi abi? Yani, öyle işte, gözüküyor. 18. sözde diyor ki, ey fahre meftun. Şöhrete müptela, medhe düşkün, hodbinlikte bihemta, sersem nefsi. Şimdi bir adam nasıl sersem olur abi? Fahre meftun olursa şöhrete müptela olur. Şöhrete müptela olursa medhe düşkün oluyor. Bu adam medhe düşkün olursa da hodbinlikte bihemta oluyor. Yani artık serseri oluyor. Artık eşi ve benzeri olmuyor hodbinlikte. Kendisini göstermesi, bilinmesi, tanınmak istemesi gibi noktalarda artık eşi ve benzeri olmuyor, bir ente oluyor. Bu da üstadım işte vermiş olduğu lügat demeyelim. İstila manası. İstila manası diyelim. Şimdi bu noktaları abi nazara verdikten sonra şimdi gireceğim. Şuraya buranın devamını bir okuyalım abi. O, bak. Lemana'da mı geçiyor bedbaht? Yok, sözler. Hı-hı. O gafil kafaya bir tokmak diyor ya, evet. Orada geçiyor işte, 169.
en bedbat sıkıntılı, muzdarip, işsiz olan adamdır. Zira ki atalet, vücut içinde adem, hayat içinde meftir. Burası da çok antika. Vücut içinde adem. Zira atalet, vücut içinde adem, hayat içinde meftir. Say ise vücudun hayatı, hem hayatın yakazasıdır elbet. Şimdi abi böyle bir tabir daha önce de dikkatini çekti mi Hasan abi? Nasıl abi? Say ise vücudun hayatı, tamam burayı anladık, hem hayatın yakazasıdır diyor. Ne demek yakazası? Hayatın yakazası. Hayatın yakazasıdır diyor. Vücudun, bak, say ise vücudun hayatı, tamam, hayatı ayakta tutar, hem hayatın yakazasıdır. Yani say içerisinde olanlar için normalde yani gaflet olmuyor, uyku hali olmuyor. Her an hüşyar bir vaziyette oluyor. Yakaza, canlı oluyor. Yani iki tarafla da bağlantı halinde oluyor. Yakaza denilen şey abi nedir normalde? Bu uykudaki o yakaza hem o tarafta hem bu tarafta ama canlı. Hem o tarafta hem bu tarafta. Bu tarafa da şuurlu. Bu say eğer manevi noktada olursa, yani üstad diyor ya işte, hı. 17. işaretül icaz 17'de diyor ki hani hamd bahsini anlatırken insana diyor, insan, Cenab-ı Hak insanı cami bir ayine ve 18 bin aleme hulase olarak yaratılmış. 18 bin alemden her bir alemden bir numune onun vücuduna vedia olarak derc edilmiş diyor. Her kim diyor her bir hissiyatını, duygularını Cenab-ı Hakk'ın emrettiği yere sarf ederse her iki aleme tecelli eden ona da tecelli eder diyor. Bu alemden, bu alemde olduğu anda diğer alemlerini müşahede edebiliyor. Buradayken. Evet. Şimdi şöyle bir şey vereyim mi? Bir dakika, bakayım. Çekebilir miyim? Tamam. Çok ilginç ya. Şu an ses gidiyor mu bu arada? Ses iyi mi arkadaşlar? Şu an iyi yani. Onlar da iyi mi? Konuşmam şu an iyi. Yani. Tamam, iyi. Evet, orayı söyledik abi. Kaynak olarak burasıydı. İşte tahayyül ve tasavvurdan alıyor sıkıntının menbaı. Bana bak bu, bir daha kusura bakma. Evet, estağfurullah. O hayatın yakazası neydi o? Hareket mi? Hizmette hareket? Hizmette aktif olmak abi. Yakaza diyor. Yakaza diyor ha. Yakaza neydi yakaza? Yani mesela uyku ve uyanıklık arasında bir şey. Ne uykuda evet. Ne de uyumuş. İkisi arasında. İkisi arasında yani aslında manevi noktada hani ehli kalp olanlar mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselam diyor benim gözlerim uyusa da kalbim uyumaz diyor. Zaten vahyin 1/40'ı yakazada gelmiş. Evet. 1/40. Demek ki hem orada hem burada iki tarafa da açık. 18 bin alemden numune insana derc edilmiş ya abi. Bak orayı mesela o yerinden... çok ilgimi çekti de hizmette canlı olmak yakın. Yakaza gibidir. Evet abi. Nerede geçiyordu? Şurada. Hayatınız yakazası. Yani sana zorlamıyorum değil mi? Yok yok abi yok. Daha güzel oluyor müzakere tarzında. 730'da abi sözlerde. Bak diyor ki tekrar okuyayım. Çok hoşum. En bedbaht sıkıntılı muzdarip. Bedbahtı anlattık. Sıkıntılı ve muzdarip. İşsiz olan adamdır. Zira ki atalet. Vücut içinde adem. Atalet de vücut içinde adem. Hayat içinde meftir. Bu da antika. Vücut içerisinde adem, hayatın içerisinde meftmiş. Yani hareketsizlik, hizmetsizlik, hiçbir şey koşmuyorsun, gaye ayarlı yok. Aynen, mezarı müteharrik yani. Bir de bu mesela hiçbir şeyle meşgul olmuyor, koşmuyor. Yani. Ben niye sıkılıyorum? Ben niye sıkılıyorum? Ben de olmaması mucize olur zaten abi. Yani olmaması mucize olur yani. Bak zira ki atalet, vücut içinde adem. Hayat içinde meftir. Yani burada vücudun içerisinde adem, hayatın içerisinde meft oluyormuş. Hayat vücuda adem kullanıyor, hayata meft kullanıyor. Atalet, betalet bu. Aynen. Güya yaşıyor ama. Yaşıyor ama aslında yaşamıyor. Üstad, zaten şeyde de ben onu yerinde okuyayım, o da çok antika. Madem o yeri geldi. 5. mertebe-i hasbiye var ya, hasbiye-i nuriye, bu İhtiyarlar Risalesi'nde, o da çok antika. Yeah.
Bak abi diyor ki, yine üstadım olan hasbunallah ve nimel vekil ayetine müracaat ettim dedi. Sana hayatı veren hayy-i kayyuma göre hayata bak. Ben de baktım gördüm ki hayatımın bana bakması bir ise zaten hayy-i kayyuma bakması yüzdür. Ve bana ait neticesi bir ise halıkıma ait bindir. Şu halde marzi ilahi dairesinde bir an yaşaması kafidir. Uzun zaman istemez. Bu hakikat dört meseleyle beyan ediliyor. Burası abi ölü olmayanlar veyahut diri olmak isteyenler. Ölü olmayanlar veyahut diri olmak isteyenler ne yapacaklar? Hayatın mahiyetini bir, hakikatını iki, hakiki hukukunu o dört mesele içinde arasınlar, bulsunlar, dirilsinler diyor. Bununla dirilsinler. İşte aslında bunu da böyle dinamo şeklinde canlı tutan şey say abi, gayret. Çalışmak. Ölü olmayanlar. Veyahut diri olmak isteyenler diyor. Nereden okudun onu? Bunu 256 lemalarda. Ölü olmayanlar. Diri, yani ölü olmayan adam ne diri olur yani. Niye onu söylesin ki diri olmak isteyen diyor. Yani Allah Allah. Çok acayip ya. Yani demek ki ölüleri de diriltiyor bu hakikat. Bu dört tane şey. Niye? Üstad diyor ki biz diyor laikalarda geçiyor. Biz ölüydük. Risale-i Nur'la bize taze hayat bahşedildi diyor. Harika maşallah. Mesela onu şeyde de söylüyor abi. Yani ölüme dahi çare olduğuna bir sır-ı ihlas meselesinde yapmıştık ya. Evet. Ölümün de çaresi sır-ı ihlastır diyor. Aynen öyle. Ölüme dahi çare oluyormuş yani. Yani ölüm sadece toprağın altına girmek değil değil mi? O? Değil. Yani diriyken de ölü olmuş olabiliyorsun yani. Aynen. Mezar-ı mütarekler diyor. Aynen. Evet, mezar mı? Yani o tabi yani aslında ölüm burada başlıyor yani. Şurada başlıyor ölüm. Nasıl var mı? Burada başlıyor. Başlangıcı burası. Buradan başlayınca zaten diğer yerlerde gidiyor. Yani en önemli burası dediğim safsata ve bir behreye sebep olan tehlikeler ve tecellütler olmazsa kaynak olarak sıkıntı çıkıyor ortaya. Bu bilimleri etkileyip kalp ve ruh noktasında da artık gidiyor yani abi. Nasıl var mı? Kontrol artık edemezsin yani. Edemiyor evet. Ya, ya. Çok güzel bir konu seçtin ya. Çok ilgimi çekti ya. Yani orada da abi o... Hani... Vücutta Adem, hayatta Mevt. Evet. Yani adamın gayesi maksadı yok. Sabah kalkana ne yapayım? Bir gayesi maksadı yok. Bu adam hayatta yaşıyor gibi ama aslında ölmüş. Evet. Zamanı hazır tabutu. Yani bütün kainat, bütün sistem yani bir gaye için var olmuş, var oldurmuş ama sen o gayenin dışındasın abi. O zaman hayatının varlığıyla yokluğu eşit oluyor. Şimdi abi evet. Şimdi bir insan şahsına ait, o zaman önce o üstadın dediği noktalara, rahmet noktalarına bakalım abi. Ondan önce de bir iki nokta var. Böyle sözler 35'ten başlayacağım. İnsan niçin sıkıntı çekmez? Niçin sıkıntı çekmez? Onu şimdi şeyde sözler 35'te söylüyor. Mübarek akıllı zat. Mübarek akıllı. İkisini beraber kullanıyor abi. Akıllıyla mübareği. Yani aklını yerinde kullanılan adam mübarek vasfını alıyor. Güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünmesi. Bir, akıllı oluyor. Güzel ahlaklı oluyor. Her şeyin iyisine baktığı murdar şeylerle hiç bakmadı. Hüsnü zannıyla, güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bunu her şeyin güzel cihetini göstermesi noktası ne? 35'te ölüme nasıl bakıyor, kabre nasıl bakıyor değil mi? Zahiren işte bir ejderha gözüküyor, dehşetli bir vaziyet, yukarıda arslan, onu boğacak her tarafa işte mahvedecek bir ejderha vesaire. Nasıl bakıyor? İşte 9. sözde bunu izah ediyor. Burada birkaç tane vasıf noktayı nazara verdi. Bir abi akıllı, mübarek akıllı, güzel ahlaklı, her şeyin iyisine bakmak,
hüsnü zannıyla, güzel fikriyle düşünmek, güzel ahlaklı olduğundan dolayı güzel fikriyle beraber güzel neticeler almış. Yani ne? Kısacası abi, güzel ahlak, her şeyin iyisine bakmak, iki hüsnü zan ve güzel fikir. Dört tane, evet. Beş tane. Evet, bunlar. Akıllı he. olmak. Aynen. Şimdi suizan demişti ya abi sıkıntının evet. menbaı. Burada evet. da sıkıntı çekmemesi nasıl olacak? Hüsnü zan. Hüsnü zan. Güzel ahlak abi. Şey, başta akıllı olması, aklını yerinde kullanması. Güzel ahlaklı, iki. Her şeyin iyisine bakmak, üç. Hüsnü zanlıyla ve güzel fikriyle düşünmek. Böyle yaparsan ne oluyor? İşte o yerinde mesela dediğim gibi bir sürü sıkıntı var. Ben bir bahçeye giriyor, o kadar kokuşmuş, nefes etmiş şeyler var, değil mi? Midesini bulandıracak, iştahını kaçıracak, halden hale sokacak, moralini bozacak şeyler var. Ama ne yapıyor? Akıllı olarak düşünüyor. Güzel ahlakı var, hüsnü zannı var. Ne yapıyor? Her şeyin iyisine bakıyor. Güzel tarafını düşünüyor. Hiç sıkıntı çekmeden göçüp gidiyor yani. Şeyde bir tane var şu an, diyor ki her sıkıntı... Biraz izli konuşursun bunu. Abi diyor ki her şeyin güzel tarafına bakmak diyor, akılların işidir diyor. Evet. Akılların işidir. Mesela diyelim ki bir koronavirüste olan bir kardeş düşün. Evet. Mesela güzel cihetine mesela nasıl bakar şu anda gündelik olsun diye, yani cazip olsun. Mesela bahçeye girdi, murdar şeylere, bozulmuş, çürümüş şeylere veya ağaçtaki, tepedeki güzel elmaya bakmıyor. Ağaçta da kurumuş var, orada eksik var, orada düşmüş var. Ağacın altını pislemişler yerine, aa orada güzel var. Aynı bunu uygulayalım. Koronavirüsle mesela yakalanmış bir adam. Hastane duruyor. Mesela nasıl bakması lazım? Şimdi güzel bu çürümüş elmalara değil de. İşte abi neticelerine bakması lazım. Bir kere nereden geldi onu bilmesi lazım. Kimden geldi bu? Kimden geldi? Kaynak olarak bu nereden geldi? He. Bela vereni buldunsa diyor. Değil mi abi? Safa ender, ata ender, beladır bil. Kaynağını bilmezse abi, bu sefer sıkıntıyı kaynağını bilmemeklikte. Şimdi ben bilsem ki padişahından bir şey para gelmiş. Her şey lütuftur değil mi abi? Yeah. Kaynak olarak onu bilirse sıkıntı zaten yarıya iniyor. Ondan sonrası da hikmet noktalarına bakmak. Üstad diyor ki hani bu hastalık ve musibetlerin neticesini düşünün, sabredin diyor. Bir dakikasını binler dakikaya çeviriyor. Bu şu olabilir mi arkadaşlar? Genel bir kaydı şey yapıyorum. Geçen oldu da belki şey olur. Yeri gelmişken. Şimdi dünyevi siyasi hadiseler var ya işte. Evet, Irak'tır, Libya'dır, Suriye'dir, Azerbaycan şudur. Şimdi diyor ki abi diyor yani sen bunların içerisinde nasıl böyle yani Rusya muvaffakiyet, İttihat-ı İslam olacak, çok iyi gidecek diye biliyorsun. Şu. Risale-i Nur'un mantığında şu var. Koronavirüsü de gibiydi böyle bak. Netice İslam birliği olacak mı? Evet. Risale'de bu söylenmiş, bitmiş. Güzel abi, evet. Ha, oraya elini koy. Oraya götür. Ondan sonra oradan bu tarafa doğru hadiselere bakarsan gözüktüğü gibi değildir göreceksin. Mesela hastalık, koronavirüs vesaire. Hastalık nedir? Kefaret-i zünubdur. İkaz-ı ilahidir. Hediye-i rahmandır. Koy oraya. Evet. Bu tarafa doğru geri gel bu sefer. Sebeplerle mesela Libya'dan Suriye'de şöyle olacak mı, böyle olacak mı? Ama oraya gitti, oraya uçak gönderdi mi? Bırak, boğulma. Neticeyi, parmağını gördükten sonra neticeyle senin aranı onunla yorumluyorsun. Evet. Koronavirüse de böyle bakacaksın. Dersin başına bir şey daha, Hasan Efendi. Yani sen kendi iradenle sıkıntıya girerse merhaneye düşüyorsun, hastaneye düşüyorsun. Allah sıkıntı verirse güzel şeyler ortaya çıkıyor. Mesela örnek o risaleler mesela. O esmalar ona göre tecelli ediyor abi. Ben onu hakikaten merak ediyorum. Rahman ve Rahim musibette nasıl olacak diye. Evet abi, yani zaten kısmi olarak yani bunlar da içerisine gidiyor. Şimdi şu noktayı da nazara verelim abi. Nasıl sıkılmaz insan? Sözler 151'de. Masaya. Eğer sağa sola yani geçmiş ve geleceğe sabır kuvvetini dağıtmazsa ve hazır saate ve güne karşı tutsa tam kafi gelir, tam kafi gelir. Sıkıntı ondan bire iner diyor. Şimdi ne yaptık? Nasıl sıkıntı nasıl gider? Yani bize taalluk eden musibetler çok var güzel. Veya ubudiyet noktasında abi sabır, Cenab-ı Hak hani kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez değil mi abi?
Bu cihetle beraber ne oluyor? İnsan sağa ve sola, geçmişe ve geleceğe sabır kuvvetini dağıtırsa hazır ana kafi gelmez, sıkıntı oradan çıkıyor. Sıkıntı bir sebebi de bu. Bir sebebi de bu abi. Çok güzel. Yani sabır kuvvetini dağıtıyoruz. Sağa sola dağıtmak. Çok güzel. %90 bundan dolayı oluyormuş abi. Şimdi sıkıntı mı? Evet. Sıkıntı. Sıkıntı ekseri... %90 sabrı dağıtmaktan geliyor işte. Yani %90 o kadar oluyor mu? Yani bak, onda bire indirdi bak. Değil mi? Evet. Onda bire, onda dokuz. Onda bire indirdi abi. Sıkıntı ondan bire iner dedi. Ondan bire. 90. 9. Onda 9'u demek ki bu sabrı geçmiş ve geleceğe dağıtıyor. Kesinlikle abi. Onda bire inmesi dediği gibi güzel bir noktaya nazar. Yani öyle oluyor. Yani ben o şimdi dedi, şimdi ben de şey yaptım, fark ettim. Hakikaten öyle. Çok antika. %90 gidiyor yani. Aha. Mesela geçmişe geleceğe dağıtınca sabrını, ne olacak, ölecek mi, mezara girecek mi, hatta şu anda tahammülün azalır bu sefer. Yani aslında abi sabır dediğimiz şey durup beklemek değildir. Hı-hı. Sabır ilimdir değil mi abi? Evet. İlim de menba nereden alıyor abi? Sıfattan alıyor değil mi? Evet, sıfat. Yani oradan besleniyorsun sen. Şimdi ilim netice, yani nasıldır? Neticesini düşünmek, bulunduğun anı düşünmek, sana kazandırdıklarını düşünmek, mazi ve mustakbeli nazar alıp seni nereye taşıdığını düşünmek. Bunlar olduktan sonra sen niye sıkılıyorsun ki o zaman, değil mi abi? Ya. O noktalar var yani. Şimdi burada abi, sıkıntıya karşı namaz penceresi demişiz. Gerçi orada da var. Şimdi aslında... Nerede abi var? Bir dakika abi. Yok, o farklı bir nokta. Oraya da geleceğiz. O da çok antika. Sıkıntıya karşı namaz penceresi demiş üstad. Nerede söylemiş bunu? Sözler 461. Abi şimdi gireceğiz oraya. Pardon. Bu 21. sözde. Diyor ki, evet, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezeli, bak burası, ve ezeli ve ebedi bir zatın, evet burasıydı, ezeli ve ebedi bir zatın aynesi olan nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan kim? Zişur bir sırr-ı insani, zinur bir latife-i rabbaniye, şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahval-i dünya. Ahval-i dünya buymuş abi. Bak burası abi. Ahval-i dünya burası. Şu kasavetli, ezici, sıkıntılı, geçici, boğucu olan ahval-i dünyevi içerisinde elbette teneffüse pek çok muhtaçtır. Ancak neyle teneffüs ediyor abi? Namaz penceresiyle teneffüs eder. Sıkıntı, namazsızlığın, işte sıkıntının büyük bir kaynağından bir tanesi de namazsızlık. Allah Allah. Namaz penceresinden başka teneffüs edemiyormuş. Çok antika ya. Yani. Eğer bir adam namaz kılmıyorsa, yani başka dert aramasın. Çok güzel. Değil mi abi? Şimdi bu şu da çok antika şeylere gitti. Antika, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezeli ve ebedi bir zatın aynesi. Bak burası abi. Şimdi sen ezeli ve ebedi bir zatın aynesisin. Namaz penceresi olmazsa nihayetsiz külliyetle donanımlanmış bir insan nasıl şey yapacak abi, teneffüs edecek? Abi namaz çok külli, salat-ı kübra var vesaire. En başta o geliyor ama şurası ezeli ve ebedi bir zatın ailesisin. Yani eğer böyle olursa aksiyle sıkıntı da çok daha büyük olacak. Ezeli ve ebedi olacak yani. Demek ki sıkıntı ruhsal olduğu için ruhun da teneffüs etmesi, mesela kapalı bir oda düşün. Evet. Bir pencere açacaksın ki of be diyesin. Aynen. O demek ki namaz da böyle bir pencere. Namaz pencere oluyor abi sıkıntının gidilmesi için. Nihayetsiz derece nazik ve letafetli bulunan zişur bir sırr-ı insani. Zinur bir latife-i rabbaniye. Bunlar çok antika ben. Yani zişur bir sırr-ı insani, zinur bir latife-i rabbaniye. Şurada sıkıntı çekiyor abi. Yani şurası burada sıkıntı çekiyor. Ahval-i dünyada burada sıkıntı çekiyor. Zişur bir sırr-ı insani ve zinur bir latife-i rabbaniye burada sıkıntı çekiyor. Kasavetli, ezici bu. Yani öyleyken o kadar mükemmel bir donanımı varken evet. Şu kasavetli, ezici, sıkıntı, geçici, zulümatlı, boğucu yerde bu ne yapıyor? Namazsızlıkla mı oluyor? Evet, namazsızlıkla oluyor. Bu da tabi ahval-i dünyayı böyle nazara verdikten sonra fıtratının iktiza ettiği şey yapmazsa sıkıntı çıkıyor abi. İlgimi çekti biliyor musun?
Evet abi. Namaz penceresiyle tenefüse diyor. Ne namaz penceresi, nefes alır. Şimdi abi o Rahman ve Rahim isimlerine bir pencere olsun şurada. Fakat o zındıkların, o zındıktan ders alan münafıklar yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye aptal çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları hikmetiyle, burada bir hikmet var abi. Hı. Bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı, sıkı, sıkıcı ve sıkıntılı, üçünü de farklı alıyor. Bir halette bu 10. mesele yazdırıldı, tahmin ediyorum. Şimdi Ekser abi mesela hastalar risalesi nasıl ortaya çıkmış? Eksi kaç derece değil mi abi? İçeri afyon hapsi. Afyon, camlar kırık, işte demirler iki parmak kalınlığında buz bağlamış, vücudunda zehir var ve zıplayarak hayatını idame ettiren bir üstad var. Bir de koğuşuna lağım suyu bağlamışlar. Üstad lağım suyuna şey yapayım diye camı kırmışlar, soğuk girsin diye. Hı hı. Bu da Afyon'un, Türkiye'nin buzdolabısı. Eski duvarlar kalın olduğu için üstad şu kadar isyan ediyor. Fena kokular menzilimde ziyadeleşti diyor. Üstadın koğuşuna lağım bağlıyorlar namaz kılamasın. Üstad camın kenarına çıkıyor kalın duvara. O kadar diyor, biz olsaydık kıyamete koparırdık. Oradayken hastalar risalesi şey, hastalar risalesi mi yazıyor? Ha, buraya geliyorum abi. Şimdi ha. Bu zahirde kabiz ve mudil ismi devreye giriyor burada. Hı hı. Bu ahval içerisinde. Ama hakikatte ne var? Bak ne diyor? 10. mesele yazdırıldı. Diğer risalelere baktım. Demek bazen sıkıntı, bu benim tabirim, yerin altına giren çekirdeğin dar, soğuk, karanlıklı ve sıkıntılı ortamda filiz verip ağaç olması ve meyve vermesi gibi. Bizler de sıkıntılar ile bizdeki istidat ve kabiliyetlerin inkişafına vesile olabilir. Örnek onlar değil mi? Ha, onlar oluyor. Ha, o ustadın o ortamı böyle bir eserin çıkmasına vesile olmuş. Vesile olmuş abi. Burada mesela buna misal Denizli hapsinde meyve risalesi. Afyon hapsinde El Hücretü Zehra. Eskişehir hapsinde 30. lema. Dedik ya abi. Allah Allah. Yani lema. Ne diyor abi bak. Kudüs ismi çıkmış o da. He. Fena kokularında Kudüs tersi çıktı. Öyle bir ortamda abi diyor ki bak bu risaleyi anlayarak ve kabul ederek okuyan imanını kurtarır. Yani böyle bir mesele hangi ortamda yazılması lazımdı? Değil mi abi? Sarayda yazması lazım. Yani bu risaleyi anlayarak ve kabul ederek okuyan imanını kurtarır diyor. Yani bu aynı şekilde sıkıntı da mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a vahiy geldiğinde Cebrail Aleyhisselam oku dediğinde ben okuma bilmem diyor değil mi? Ne yapıyor Hasan abi? Sıkıyor yani. Sıkıyor. Sıktıktan sonra vahiy ortaya çıkıyor yani vahiy gelmeye başlıyor. Yani biz de vahiyler neyle abi mesela eğer buralarda o sıkıntılar tahallük ederse abi işlemini görmeye başlarsa neticesi çıkıyor. Mesela tahil ve tasavvurdan sonra taakkul, tasdik, izan, iltizamdan neticeler bu şekilde çıkıyor. Tabii en başta ne olması lazım? Yani üstad akıl dedi, fikir noktasında, tefekkür cihetiyle beraber yine 23. sözde ne diyor? İnsan bir çekirdeğe benzer diyor değil mi abi? İslamiyet suyu, ubudiyet toprağı, evamiri tekviriye içerisinde ne diyordu? 3 tane şey sayıyor. İslamiyet 4 tane. Suyu, imanın nuru. İmanın İslamiyet suyu, yukarıdan şey, imanın nuru, güneş, İslamiyet suyu, ubudiyet toprağı, evamir Kur'an'ı imtisal ederse. Ederse ne yapıyor? O çekirdek dar, sıkıntılı bir ortamda ne yapıyor? Hakikatini bulmaya doğru gidiyor yani. İşte aslında şimdi bu külli risalelerin bu kadar, yani şu nimete baktığımızda bu sıkıntının ne kadar rahmet noktası ortaya çıkıyor değil mi abi? O noktalara bakıyor yani. Cenab-ı Hak bize... Şimdi Risale-i Nur hem umuma bakan noktasıyla Rahman'dır, hususi bu manaların teşekkülü ise Rahim'dir. Çok ağır, maşallah. Demek o Lağım'daki o hadisede Mehmet Kudüs ismi çıktı değil mi dersi? İşte bak ne güzel diyor. Umuma ders çıkması noktasında Rahman, herkes kendi alemindeki terbiye olması, ders almasında da Rahim. Evet abi. Şimdi sıkıntının bir başka noktası, yani şunu da bir şey yapayım. Hı-hı.
Mesela hastalar risalesinin yazılmasına sebep bu hastalıklı musibet. Usta da gelmemiş olmuş olsaydı, kıyamete kadar nice hastalar o hastalar risalesinden teselli bulur. Ya bulamayacaktı o zaman. Merhem ya, diyor. Ne? Merhem diyor hastalar için. Allah Allah. O zaman Rahman giriyor yani, Rahim giriyor devreye. Yani Allah canibinden bakarsak sıkıntıya, hani orada mesela gayrın tarlasına tecavüz eden bir koyuna ne yapıyor? Çoban taş atıyor. O sıkıntı taşıdır yani. Hmm. O taşa musab olan koyun ne yapıyor? Anlıyorum ki iyi bir iş yapmıyorum, geri döner. Yani bir koyun bile, bir hayvan bile o taştan anlayıp geri dönüyorsa, Rahman'ın bir ikazatı olduğunu anlıyorsa, kendini külli hakikatine döndürebiliyorsa insan değil mi? Ne şu olur mu Faruk? Evet abi. Mesela hastalıkta pirimiz Eyüp Aleyhisselam mı? Eyüp Aleyhisselam. Eyüp Aleyhisselam'a bunu bir kişi model çıkarttı, hasta etti. Onun üzerinde Kur'an ders veriyor o şahıs. Kıyamete kadar ta o zamandan beri ders veriyor. Şimdi bu olmamış olsa bu kadar onun üzerindeki sabır ve kıyamete kadar ders alan insanlar ders alamayacak. Demek ki bir, Rahman'ı ben tamam, acaba güzel, sana şey güzel, güzel abi. Sana soruyor. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'ı terbiye etme noktasında Rahim olsa, bütün insanlar oradan ders alması noktasına Rahman olur mu? Yani aynen abi, ufkumuzu açtın mesela. Bu Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracı, şeytanın yaratılması değil evet, mi? Ya, evet. O noktalara bak, ya hakikaten külli bir hayır yani. Tam hayrın kendisi. Olmasa insan insan olmuyor. O zaman Rahman, Rahim değil mi? Şeyde mesela mudil şeytanın yaratılması, hı hı. İki tane şeyi var şeytanın yaratılması. Bir kemalat insaniye, bir de makasidi hayri külliye sebebiyeti. Bakıyorum mesela şer gibi gözüküyor ama aslında hayri tazamun ediyor demek. Evet abi, çok antika yer hakikaten. Hı. Şimdi burada abi sıkıntı bir başka noktasıyla ortaya nasıl çıkıyor? İşte üstad diyor Allah hesabına olmayan dünya muhabbeti sıkıntılı, ezici, boğucu, fenaya mahkum, neticesiz bir muhabbet içinde insanı boğdurur. Bunun yeri şurası. Sözler 460-446. Dünyaya muhabbetin ise madem Cenab-ı Hak namınadır, o vakit dünyanın dehşetli mevcudatı sana ünsiyetli bir arkadaş hükmüne geçer. Mezra-i ahiret cihetiyle sevdiğin için her şeyinde ahirette fayda verecek bir sermaye, bir meyve alabilirsin. Tam tersi olursa ne musibetleri sana dehşet verir, ne zeval ve fenası sana sıkıntı verir. Kemal-i rahatla o misafirhanede müddeti ikametini geçirirsin. Yoksa tam tersi, ehli gaflet gibi seversen 100 defa sana söylemişiz ki sıkıntılı, ezici, boğucu, felaya mahkum, neticesiz bir muhabbet içinde boğulur gidersin. Muhabbetini fani esbaba mecazi bir şekilde verirse sıkıntıda, böyle bir sıkıntı içerisinde, neticesiz muhabbet içerisinde sıkıntılı, ezici, boğucu, felaya mahkum bir vaziyette ne yapıyor? Gidiyor. Bu fani şeylere muhabbet ediyor. Aynen abi. Bir de o maddeleri sayar mısın? Diyor ki sıkıntılı, ezici, boğucu. Bir dakika, sıkıntılı, ezici, boğucu, fenaya mahkum, neticesiz bir muhabbet içinde. Neticesiz. Bir muhabbet içerisinde. Şimdi aslında kaynak, ceza şurası abi. Muhabbetin kaynağı neresi abi? Muhabbeti münezzehe, şunlata bakıyor. Yani oradan tesir alıyorsun. Mesela öncesinde ne vardı abi? Esma, sıfat, ne diye? Esma, sıfat, şunat. Şunattan önce esma var. Evet, var. Öncesinde sıfat var. Aslında dayandığı nokta, yani şunata bakması noktasıyla beraber, eğer orada bir yanlışlık olursa ona göre bir sıkıntı neticesi oluyor. Hakikaten muhabbetini yanlış yollara sevk edersen, merkezi tarumar edince artık hayatında kaçınılmaz şeyler oluyor işte. Şöyle de okuyayım abi. Şimdi bir de kader canibinden sıkıntılara bakmak var. Bu da sıkıntıyı şu şekilde def ediyor. Kader canibinden musibetlere bakınca insan sıkıntı bitiyormuş. Nasıl? Halimi, istirahatimi düşünen ve her musibete karşı sabır ile sükutumu istirab eden dostlarımın şöyle bir suali var ki, sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli,
ve izzetliydi. Edna bir tahkire tahammül edemezdi. Nerede geçiyor abi bu soru? Mektubat 64'ten okuyalım abi. Oradan tamam tamam oku. Ama evet, çok yok. İlginç. Devamlı. Bu sıkı, mesela adam koronavirüs veya kanser. Tam da ustadın bu sorusuna aynı ona uygulasın. Buna nasıl tahammül etti usta? Tabii ben de öyle yapmayayım. Bakayım nasıl etmiş, ben de merak ediyorum. Ne diyor? Edna bir tahkirine tahammül edemezdin. El cevap, iki küçük hadiseyi ve hikayeyi dinleyiniz, cevabınızı alınız. Birinci hikaye, iki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz gıyabımda tezifkarane hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar eski Sait damarıyla müteessir oldum. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi. Eski Sait devreye girerse sıkıntı ortaya çıkıyor abi. Nur, eski Sait derken Faruk, Nurları tanımadan önceki halimizi anlayabilir miyiz? Aynen abi. Tamam, bakayım ne yapacağız şimdi. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi, sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helal ettirdi. O hakikat şudur. Neymiş? Nefsime dedim, eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemiş ise beni nefsimin terbiyesine sevk eder. Eğer gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret-i kazibeden kurtarmaya yardımdır. Allah Allah. Evet, ben nefsim ile müsala etmemişim çünkü terbiye etmemişim diye devam ediyor böyle abi. Vay be, demek toparlarsak ne dedi bir şey burada? Demek ki adam bizim aleyhimizde konuştu. Doğru söylemişse Allah razı olsun. Evet. Öyle mi? Aynen öyle. Yanlış söylemişse? Diyor ki eğer, ne diyor? Ben eğer şahsıma ait, nefsime ait ise o kusurlar, beyan ettiği kusurlar, Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söylüyor. Tamam, doğru, tamam. Yanlış söyle, iftira eğer etmişse. Eğer doğru söylemiş ise beni nefsimin terbiyesine sevk eder. Ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Yalan söylemiş ise beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret hikaye. Daha bir şey kalmadı ki abi yani. Yalan da söylemişse gene... Yalan söylemiş. Mesela diyelim ki Mehmet, şöyle toplumda Mehmet şöyledir. Yalan söyledi, senin toplumdaki şöhretin gidiyor işte. O zaman şöhretten, riyadan senin... Şöhret ne bela biliyor musun? Bir yere çıkamıyorsun, bir yere gidemiyorsun, acaba ne var? Ulan günah birleştiremiyorsun ha. Diyorsun ki ulan beni biliyorlar, tanıyorlar, bir yerden şimdi birisi fotoğraf çeker, bilmem ne yapar. Aman dikkat edeyim. Hakikaten yani o kadar kölelik ki bu, bilinmek. O kadar acayip ki her taraftan endişe ediyorsun. Nereden gelecek? Aman ha, davaya bir zarar gelir. Sağa sola bakarken falan. Onu dikkat edeyim diye. Aslında bir bilsen ki şöhret olduğunu haberi yok değil mi? Ya. Manevi alemde şöhret yani. Evet evet, manevi alemde şöhret. Yani abi aslında şu benmesine hatırıma gelen, bu üstad kader cadibinden bakıyor yani. Bu falanca ne demiş, filanca konuşmuş, şunu bu söylemiş, bunu söylemiş. Kader bunu niye konuşturuyor yani, bunları niye söylettiriyor? O zaman bu sıkıntı mesela kader cadibinden üstad sıkılmış. Niye sıkılmış? Bu adam böyle demiş. Hı hı. Şimdi biz hastaya uygulasak, evet abi, hepinizin kafasına söylüyorum. Şimdi bu kanunu yok. Bir daha. Ustadın sıkıntısına sebep olmuş o muallim, böyle ustada iftira etmiş. Evet. Tamam, doğru demişse bu, yanlış demişse bu. Kurtulmuş ama neticede usta sıkıntıdan kurtulmuş. Şimdi biz bu sıkıntıyı şeye monta edelim. Adam kanser ve koronavirüse yakalanmış. Bu ustadın o muallimi yerine şey yapalım, korona diyelim. Korona. Korona yerine koyun o muallimi. Korona sıkıntı veriyor. Korona sıkıntı veriyor. Şimdi koronaya nasıl baksın şimdi adam? Eğer korona bunu ahiretine teris olmasına vesile olmuşsa, ben bir şey yapıyorum da acaba doğru mu? Bunu çaresiz dertten ölmüşse şehit oluyor. Öyle mi? Evet. Eğer çaresi bulunmuşsa, çaresiyle mücadele ederken günahları gidiyor. Düşünebilir miyiz? Hastalıkla mücadele ederken, esbabına riayet ederken, diken bile batsa kefaret oluyor. Aynen öyle abi. Ha? Yani hayata güncele uygulansın ki. Evet. Çok şey, üstad demek ki sıkıntıdan nasıl kurtulmuş? Şimdi abi var yani mesela üstadın hayatında oluyor, hizmette, hizmetin
önde bulunan şahsiyetlerinde oluyor. Mesela hapise girmeniz hadisesinde olsun. Başka meselelerde olsun. Medrese mesela meseleleri oldu. Yani böyle baktığın zaman ne kadar külli hayırlar varmış. Yani. Evet. Yani bu kadar hamiyet gelişmezdi. Biz şey, demek ki bu şeyde olmazdık. Farao dedin ya, ona diyor hakkını helal et dedi diyor. Bak orayı okur musun? Evet. Bir de adama mı hakkını helal etti? Helal etmiş. Bak o noktaya kadar bakınca helal etmiş. Allah. Evet, eğer yalan söylüyorsa beni riyadan ve riyadan esasen şöhreti kazmeden kurtarmaya vesile de dedi. Yardımdır. Evet, ben nefsimle müsaade etmemişim çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda... Yok, yukunda, yukarısında ilk. He, yukarısında mıydı? He, ilk. O muallim diyor, şeyimde konuyor, helal ettirdi, hikmetini öğrendi. Evet, evet, eskiden şurası. İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz kıyamımda tezifkarane hakaretli söyler söylemişti. Sonra bana söylediler, bir saat kadar eski Said damarıyla müteessir oldum. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi. Sıkıntı izah etti, o adamı da bana helal ettirdi. O noktaya bakınca ona helal ettirdi. Demek ki sıkıntının sebebini bilirsek, yani failini, boşver bu dünyadaki terbi. Bunun sahibi kim? Mesela namaz sıkıntılı, sabahleyin kalkmak zor. Ama kim istiyor? Dediğin anda diyor, işaret edeceğiz de. O külfet kalkıyor. Bu benden Allah'a istiyor. Bu kalk diyor. Aynen öyle. Kalk ya Faruk ya, namazını kıl. Kim diyen kim? Ahmet Mehmet değil Allah. O zaman diyor o lezzeti de. Hastalığı kim veriyor? Allah veriyor. Esbaba boş ver. Demek ki Allah'ı merkeze koyduğun zaman bunu yapan Allah mıdır? Allah'dır. Allah fazla yapar mı? Yapmaz. Az yapar mı? Yapmaz. Tabii şimdi koltukta bunları konuşuyorum da. Tabii o hastanede ve hastalık şeyinde yattığın zaman imkanı o zaman başlıyor. Evet. Hani edep sahibi demiş ya, yedi tokadın sahibini aramaz yani. Ne demiş? Edep sahibi diyor, tokatı kim vurdu diye bakmaz diyor. Biliyor Allah. Çünkü nereden geliyor. Vay be. Yani şeyde Mevlana Hazretleri diyor ya abi, yani sopayla kilime vurmaktan maksat, kilimi dövmek değil, tozunu almaktır diyor. Vay be vay, çok güzel. Nasıl demiş nasıl? Sopayla kilime vurmaktan maksat, kilimi dövmek değil, tozunu almaktır diyor. Ha. Bu hastalık sopasıyla da aynen abi, evet. Tozumuzu alıyor değil mi? Tozumuzu alıyor, kirimizi alıyor yani Cenab-ı Hak. Oh, çok güzel maşallah. Sevda şu son bir yeri okuyayım. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hı. Bir adam sıkılmaması için güzel bir teknik söylüyor üstad. Güzel bir noktaya nazar veriyor. Madem dünya fanidir, madem ömür kısadır, madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat-ı ebedi burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem la yükellifullahu nefsen illa vus'a, sırrınca teklifin mala yutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Ha şey okuyayım abi. Bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum. Ehemmiyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum. Dünyaya karışmıyorum. Yani bunlar hakikaten o başımın yanında asılı bir tablo var diyor ya üstad ya. Bu da asılmalık bir şey yani. Çok şükür. Bilsen ki yani... Bir de okur musun ya sana zahmet olmasa? Okuyayım abi bak. Ha. Dünya madem fanidir. Bir, sıkılmamak için madem dünya fanidir. Fani. Keseliye bak. İki. Hem madem ömür kısa. He. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çok. Madem hayat-ı ebedi burada kazanılacak. Hem madem dünya sahipsiz değil. Sana söylediği, öyle yaptı, şöyle yaptı, bozdu, tahrip etti, sahipsiz değil ki kardeşim. Bunu idare eden biri var da işin, faili muhtar var yani bu işin. Yani sana sıkıntı veren, sen sahipsiz değilsin yani. Aynen. Sıkıntı da sıkıntısız gelmiyor yani. Veya sıkıntı da sıkıntı için değil. Sıkıntı sıkıntı için değil. Değil yani. Sıkıntı sıkıntı için değil abi. Sayfa kaç olsun? Çok güzel. 71. Mektubat mıydı? Hem mektubat, 16. mektup. 71. Oku abi, birincisi madem dünya fanidir, hem madem ömür kısadır. Kısadır. Hem madem dünya madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır.
hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem la yükellifullahu nefsen illa vus'a sırrınca teklifi mala yutak yoktur. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Of, onu bilse, bilsem. Evet. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müracaattır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Yani insanın her hissiyatının karşısına bir şey koyuyor işte burada. Yani aslında o sıralama hissiyat değil mi? Aynen abi. Yani dünyaya hangi hissiyatla bakıyor? Bak muhabbet var abi. Muhabbetin karşısına koyacaksın. İşte bunlar tasnif edilse böyle çok daha güzel şeyler çıkar ortaya. Yani. Kaç tane? 7 tane olabilir mi bu? 7. Ha 7 miydi? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane var. Saydım 10 tane. 10 tane. Hı hı. Vay be. Bak burada da elbette en bahtiyar odur ki. Hı. Bu da çok antik abi. Bahtiyar adam. Bahtı yar. Mesela bedbaht dedik. Hı. Sersem dedik. Bahtı yar ne demek? Bahtı iyi giden değil mi? Bahtı iyi giden, arabası olan, zengin olan. Hatıra o geliyor. Bak abi bahtı. En bahtiyar kimmiş? Bak abi bunu da şeyde söylüyor. 9. mektupta söylüyor. Bak salisen görüyorum ki şu dünya hayatında bahtiyar değil, en bahtiyar. Kimmiş? Odur ki, bir, dünyaya bir misafirhane askeri telakki etsin. Bu da yetmiyor. İkincisi, öyle izan etsin. Bu da yetmiyor. Ve ona göre hareket etsin. Ve o telakkiyle en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. En yüksek mertebe bu. Aynen abi. En yüksek mertebe yani. En bahtiyar bu mu? Ben de zannediyorum ki arabası olan, parası, pulu olan, kariyeri olan. En bahtiyar, kusura bir de okuyayım. En bahtiyar. Okuyayım abi. Şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki, dünyayı bir misafirhane askeri telakki etsin. En bahtiyar. Öyle izan etsin. En öyle, bahtiyar. Öyle izan etsin. Ona göre hareket etsin. Ve tamam. O telakkiyle, bu anlayışla neyi elde ediyor abi? En büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde ediyor. Bu üç tane şeyle. En büyük mertebe olan rıza ilahi çabuk. Çok çabuk elde ediyor. Subhanallah. Evet abi. Yani bahtiyar buymuş abi. Ona atfen okuduk. Yani istilahi manası o. En bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyevi için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediye girsin. Haşiye de bunu söylüyor. Bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum. Ehemmiyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum. Dünyaya karışmıyorum. Hakikaten o tarihçi hayatta diyor ya işte karşımda büyük bir yangın. Alevleri göklere yükselmiş, içinde evladım tutuşmuş yanıyor. Ayağım birisine takılmış. Ne ehemmiyeti var? Yani böyle külli nazarla beraber, külli bir gayesi olan bir insan şöyle yapmış, böyle yapmış, böyle demiş. Bu da böyle basit bir şey değil mi abi? 20'den fazla zehirlenme, 28 yıl hapishane sürgünler vesaireler ayak takılması olarak alıyor. Bak sıkıntıya bakış tarzı da nasıl? Şöyle bak ya. Değil mi abi? 28 sene hapis hayatına ayağım takılmış. Zehirlenmiş. Peki nereye bakıyor? Hedefi ne? Çünkü rıza ilahi, ahiret. Ya, iman kurtarmak. Değil mi? Bir de dedi ya alemleri göklere yükselmiş. Hı hı. Yani demek ki manevi alemde o şekilde mi gözükmüş acaba? Evet. İmanlar yanıyor Mehmet. Adam imanı gidiyor. O delikanlı imanı gidiyor. Acaba bize soracaklar mı? Sen bunu yapabilirdin, kurtarabilirdin de niye elini uzatmadın? Uzatamadın. Uzatanlarla niye beraber olmadın? Yani sırf kendimizle hesap sormayacaklar ki. Onlara niye el atmadın? Evet, doğru abi. Değil mi? Yani acayip bir şey. İşte bu 10 tane madde için diyor, sıkıntıya sıkılmıyorum diyor. Oysa hapiste ya. Ya.
daha bir toparlayacak olursak ben dersim bitti. Dersim bitti o zaman sıkıntının kaç tane maddesi? Bize aslında hülasa olarak hepsini böyle ayrı ayrı toplayamadım daha doğrusu. Hı. Çok şeyim olmadı. O yotalta da şimdi. Ha, şöyle diyeyim abi bak kaynak olarak abi. Şimdi dedik ki nerede almıştık? Ahval-i Dünya içerisinde diğer tarafta. Kaynağı neydi? Yeis ile suizan. Sıkıntının. Sıkıntının kaynağı. Abi çevir sana zahmet olmasın. Bir bakalım abi. Çevir de o biraz kaydır o duvara çarpmasın. Yok çarpmıyor. Ha. Ha işte o en altta. Ha. Sıkıntıdır muallime-i sefaat. Sefaati tamam. Öğretmenlik yapıyormuş abi. Sefaatin kaynağı. Ha, kaynağı. Demek sefaatin menbaı sıkıntı olmuş. Sefaatin kaynağı sıkıntı. Peki sıkıntının kaynağı ne? Yani sıkılan adam sefaata gider. Ha. Niye gider? Ulan sıkıntı bunu nasıl gidereceğim? O eğlenceye, gayrimeşru hayata onun için gidiyor. Evet. Lezzet olduğu için değil. İçinde sıkıntı var bu kafa dağıtayım bastırmak diye. Bastırmak için. Yani bastırmak için. Peki o sıkıntı nereden geliyor onun şeye? Sıkıntı ise madeni yeis ile suizandır. Allah Allah. Yeis ile suizan aslında ayrı böyle şey yapılabilir. Tabii yeis. Çok yerlerde var da bu Mesnevi 65'te bunun kaynağı var. İşte yine lemalar. Yeis yani da. Ümitsizlik, suizan da suizanın kötü düşünmek, evet. Kötü yorumlamak ille hadiselere değil. İlk önce Allah'a suizan ediyor. Evet. İkinci mesela bazı bir tanesi ben duydum bana dedi. Hocam dedi ben Risale okuyorum, Kur'an okuyorum, derslere gidiyorum. Hala Allah benim sıkıntımı niye götürmedi? Allah'a suizan ediyor. Başta Allah'tan önce kendisine suizan ediyor. Benden bir şey olmaz. Hmm. Ben adam olamam, ben beceremiyorum. Suizan. Ama başında yeis var abi. Evet yeis. Yeiste de kendi iradesiyle giriyor. Ya. Nasıl kendisi, yani amale ve taate muvaffak olamayan ne yapıyordu abi? Evet. Yeis'e düşüyor. Yeis'e düşüyor. Adam İkinci. Namaz kılmıyor abi. Dikkat etmiyor tamam mı? Sonra yani bu sefer yeis'e düşüyor. İşte Cenab-ı Hak beni affetmez. Niye bu kadar halt işledim? Şöyle oldu, böyle oldu falan vesaire. Ondan sonra bir suizan başlıyor. Keşke Allah olmasaydı. Allah bunu bana niye böyle yaptı? Şöyle niye oldu? Böyle niye oldu? Esnaf-ı izamın hikmetini bilmediği şeyler suizandır diyor. Suizandır. Yani başına gelen şeyler niye geldi? Suizan etmeye başlıyor bu sefer. Tabi bunlar neyden ortaya çıkıyor? Kaynak olarak az önceki yer, çevir, tahayyül ve tasavvurda hani vardı ya safsata ve bir behre oluyor ya abi. Tekler ve tecellütlerle beraber kaynağını bundan alıyor. Burası etkilendiğinde, burası bu birim bozulunca komplesini etkiliyor yani. İşte burada da zaten heva, heves, eğlence, sefaatten. Şu çok antika yani böyle müthiş sıkıntı, müthiş diyor burada. Tam kaynak orası. O müthiş sıkıntı, heva, heves böyle işliyor yani. Heva, heves, eğlence ve sefaatten memnun olan şaşay medeniyetin vermiş olduğu fantaziler diyor ya abi. Yani bu hevesi koy tencereye, hevayı koy tencereye, eğlenceyi koy, sefaatı da koy. Sefaatı ne çeşit? Allah unutturan her şey. Her şey. Karıştır. Müthiş sıkıntı. Müthiş bir sıkıntı. Ama tam tersi aslında millet eğlenceye bir sıkıntı gitmesi için gidiyor. Ha evet o mesela sıkıntı gidiyor mu? Müthiş sıkıntı geliyor. Bak neye benziyor biliyor musun? Hani var ya Luna Parklar'da dönen evet. Şeylere biniyor. Aa bağırıyor. Ondan sonra iniyor aşağıya. O bir hani Esrar Ren öyle oluyor. Unutmak için onu içiyor. Sonra belirli bir gün geçtikten sonra ona alışıyor. Alışınca vücut biraz da istiyor. Sonra biraz da derken vücudu patlatıyor. Evet abi. Az önceki dediğimiz şeyde mesela vazife olmazsa, az önce ne dedi? Sıkıntının kaynağı, sefa, yeis ile suizan. Hı. Niye yeis'e düşüyor? Vazife yapmadığından dolayı. Yani kalp ve ruh gıdasız kalınca, vazifesiz kalınca bundan sıkıntı ortaya çıkıyormuş yani. Yine başka Allah bir cihetiyle. Kalp ve ruhun gıdasızlığı. Bak, ondan kurtulmak için ya meyhaneye gidiyor içiyor. Ya meyhaneye gidiyor, ya sefahathaneye gidiyor, ya mezaristanlara, hadiselerle beraber, niye? Hapishanelere. Niye? Basıyor arabayı veya ona bununla kavga ediyor. Hapishaneye gidiyor veya birisinin kafa artık bir tanesi de senin kafana vuruyor, sen de mezaristan. Evet. Şu anlar 204'te anlatıyor onu. Hmm. Yine başka bir noktası 730'da. Ondan sonra... O da önemli. Neydi o? En mehbat, sıkıntılı, muzdarip, işsiz olan adamdır. İşsiz bedbaht. Adam. Bedbaht. Sıkıntı kaynağını bedbahtlıktan alıyor. Yani hayatında bir gaye yok. He yok. Gayen yoksa kardeşim, aynen abi. Otomatik sıkıntı sana başlayacak. Evet abi. Bak o zaman
Gaye olmayınca abi gaflete dalıyor. Sonra hayatı tatlı görüyor. Sonra ahireti unutuyor. Sonra dünyaya talip oluyor ve bu adam bedbaht oluyor işte. Subhanallah. Tebrik ediyorum. Bu çok güzel bir şey yaptım. Nazmani oldu ya bu. Çok hoşuma gitti ya. Elhamdülillah abi. Yani burası da işte zihşür bir sırrı insani, zihnur bir latife-i rabbaniye. Olan bir insan. Olan bir insan. Böyle bir sistem. Şimdi şurada kasavetli, ezici, sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahval-i dünyevi içerisinde neyle? Namazsızlıkla büyük bir sıkıntı içerisine düşüyor. Çok hoşuma gitti. Bu başında demiştim. Namaz kılmayan adam otomatik neyi olmuş oluyor? Sıkıntıyı hiç garantilemiş oluyor yani. Hiç şey yok. Yani bir adam namaz kılmıyor. Oraya başka bir dert. O pencerenin altına bir başka bir kalemle çizer misin? Ha, buraya namazın mı? Penceresi. He. Tamam. Sıfırı o kalemin hı-hı var mı? Var. He. Şimdi bir başka bir onun altı. Hemen onun altına bak. Ya silme onu. Ha, buraya altını mı? He kalemle çiz. Namaz tamam, penceresi. Tamam. Namazın şöyle yap. Namaz penceresi altını çiz yani. Öyle yapayım. Namaz penceresiyle. İbrahim iyi çevir, olmuyor İbrahim. Sen vazifeyi yapamıyorsun İbrahim. Öyle gel göz kağıdı. Ha şimdi, ha şimdi oldu. Telefondan değil. Bak şimdi, ha. Namazın penceresi. Yani biraz daha şey olsaydı aslında da iyi bir toparlama yapardık ama. Yok, çok güzel, hulasa oldu. Yapamadık. İşte abi şu şurası da, şu sıkıntı da kabız ve mudil isminden bize bakan noktası. Kabız nedir meşe? Şey? Kabz eden, böyle sıkan, sıkıntı içerisinde yapan aslında menbak, bazen kaynak sebep olmadan oluyor. Niye? Kabız ve bas halleri oluyor ya insanlar. O ismin tecellisi abi, ismin neticesi. O zaman her sıkıntı adam ille suç aramasın. O da önemli. He, Allah şu anda benim kabz ismini tecelli ettiriyor. Ben size mesela Rüştü abimi söyleyeyim. Rüştü abi kadar uzun kabz haleti, mesela durup dururken sıkılırsın. Ulan bir sebep yok ya, niye sıkılıyorum? Kardeşim ille sebep olması şart değil. Kastamonu 8. sayfada Celal tecellisini sana hissettirmesi için bu halete sokuyor. Mesela ben bir uyku veya en fazla bir günde kabz haletim gidiyor. Rüştü abinin ben bir ay gittiğini 15 günden önce kabzı gittiğini pek görmedim. Subhanallah, bayağı ya. Bende de bir gün süre sürmez yani. Evet. Demek ki kabz haleti, Kastamonu'da Sabri abi soruyor ustada 8. sayfada. Ben niye sıkılıyorum diyor, ille sebep arama diyor. Allah bu esmayı sana gösteriyor ki celali anla ha. Evet, güzel. Bak 70 bin perdeden geçmiş o esmanın kırpıntısı dünyada seni bu yaşanmaz hale getiriyor. Bu esmanın azami tecelli edici yer cehennem ha. Demek ki ille sıkıntıya bir sebep arama. Çok güzel abi ya, bunu bilmek çok önemli yani. Evet, kabz haleti. Mudil de şeytanı yaratan esma mı? Evet, bu yani aynı şekilde yani mudil, evet. Hani Adem hesabına çalışıyor dedi ya. Şey Mehmet abinin geçen derslerde arkasında çok ilginç bir şey söyledi değil mi? Güzel bir noktayla beraber oradan benim hatırladığım. Adem'e çalışıyor. Yani Adem hesabına çalışıyor. Mesela mudil esması şu. Hayatta gayen yok. Adem'e gidiyorsun kardeşim. Say ve şey olmaz dedi ya. Say ve gayret mi dedi? Say ve gayretin yoksa hayat içinde meft, vücut içinde Adem. Adem. Kim sebep oluyor? Mudil esmas. Mudil esmas. Yani adam oturuyor koltukta, hiçbir gayesi yok. Oyun oynuyor, televizyon seyrediyor, YouTube'larla şey yapıyor. Niye yapıyorsun bunu? Hayatta gayesi yok ki. Maksat yok. Hiç şansın yok senin. Mudil esması sana tecelli ediyor. Evet. Ya işte Rahman ve Rahim de az önce okuduğumuz şeylerle beraber. Birisi umumu, birisi hususi bize bakan. Umumu bakan nimet noktalarında. Seni terbiye ediyorsa bu şey. Evet. Mesela Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı bir tane adamdır. Hı hı. Allah bir tane nümene çıkarttı ama onun üzerinde milyarlarca insan ders alıyor. Ha, Eyüp Aleyhisselam'a bakması Rahim, hepimize bakması Rahman. Çok güzel abi. Evet, aynen öyle. Çok güzel oldu. Risale-i Nur'un mesela, Risale-i Nur cihetiyle değerlendirecek olursak çıkmış. Bak böyle işte istihracı manalarda değil mi? Ne kadar feyizli bir şekilde insan gıdalanıyor. Ama bundan işte Sefine Nuh olmuş diyor. Yani dünya harbini olmamasına sebep olmuş diyor. Yani Risale-i Nur Anadolu'ya ne kadar ki Anadolu'ya girmesiyle beraber. O Risale'yi tanımakla bize ne yapıldı dedin sen? Yeni bir diyor. Biz diyor öyleydik diyor. Risale-i Nur'la bize taze bir hayat bahşedildi diyor. Çok ilginç ya. Benim bu akşam duymam. Çoktan beri unuttuğum bir şey bu. Yani Risale'yi tanıma. Ben iltifat için demiyorum sana inan.
o biz ölüydük diyor. Nasıl ölüydün ya? Şu nefes alıyordun. Ölüydük diyor. Risale-i Nur bahşedilerek yeni bir hayata, hayat verilmiş gibi. Aynen abi. Ya İsa Aleyhisselam'ın mesela mucizesi ölü diriltmek ya. Külli ve cüz'i şeyleri var, numuneleri var bunun yani. Kalp ölür, fikir ölür. Üstad Risale'nin çok yerlerinde de böyle bahsediyor. Mesela, akıl, fikir. Diyor ama o dehşetli bacaklarıyla diyor, el imanı taarruz ediyorlar, bir kısmını öldürüyorlar diyor. Bir kısmını yaralıyorlar diyor ya. Orada da mesela diriltti, mesela ölü olmayanlar ve diri olmak isteyenler. Ölmüşsün. Ha, ölü olmayanlar. Ha, diriltiyor da yani manevi olarak. Ölü kalpleri, ölü ruhları, ölü fikirleri diriltme şeyi de var. Fikirleri. Aynen. Yani o yüzden diri olmak isteyenler. Ölüsün. Nasıl dirileceksin? Bunlarla yani, bu manalarla. Görüyor musun bak, ölüsün. Nereye gömüldün? Nereye gömüldün? Ya YouTube'a gömüldün, ya oyuna gömüldün. Ölüsüydün. Risale-i Nur fikrimizi canlandırıyor, hissimizi canlandırıyor. Evet. Fikir, his, kalp, akıl, ruhu, can verince hayat içinde hayata sebebiyet veriyor. Vay be. Çok şükür. Evet. Abi sana, abi sana dolaştıranlara aylara diyorum diyor usta. Risale-i Nur çıkmasına vesile olmuyor. Evet, hapishane hapishane dolaştırmış, ustad ne diyor? Böyle olmasaydı diyor, Risale-i vücuda gelmeyecekti diyor. Helal ediyorum. Helal ediyorum diyor. Resulallah, maşallah. Evet abi. Maşallah. Yani bu kadar, benden bu kadar. Helal be yani, ben Allah'a şükürler olsun. Geçen dersten de mesela o kimdi, Abdurrahman abiydi, güzel bir nokta söyledi. Hangi? Yani biz Risale-i Nur'u biz mesela okuyoruz. İşte acaba falanca filanca kişilere ne anlatabiliriz veya işte nasıl bir noktaya nazar veririz? Risale-i Nur bana ne kazandırabilir? Hangi taraflarımı tamir edin? Ne yap ilk önce diyor, Hasan abi şunu bunu dersini topladım dersen sonra hepsini kaldırdım ya. ne dedi o yüzden? Sonra dedim ki ya dedim diyor, ben bu dersi Hasan abi için yapmıyorum ki ve onlar bunlar için yapmıyorum. Ben başta ihtiyacım var işte diye ben kendimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum dediği külliyatın birinci sayfası. 6000 sayfayı bunun üzerine bina etmiş üstad. İhtiyacını hissetmeye bina etmiş. Bana ne diyor? Hani o Sabri abi ile Refet abi niye birinci talebe olmuş derken orada Barla'da 21. sayfada diyor ki bu yazılan Risale-i Nurlara şiddetli ihtiyaç hissetmişler. Ve bilmiyorlardı ki bunlar neşr olunacak. Allah. O da çok acayip yani. Yani ben böyle bir mektup yazayım ustada da nasıl neşredilecek o şöhret onu bilmiyorlar. Demek ki ihtiyacını hissetmiş. İhtiyaç abi aynen öyle. Terakkinin üstadıdır diyor ya. Hakikaten bütün ihtiyacı, külliyat ona bina edilmiş yani. Kim külliyat okumaz? İhtiyacını hissetmeyen. Okumaz, aynen. Kim okur? İhtiyacını hisseder. Aa sana yol demiş. Nasrettin Hoca gitmiş eşeği tutuşturmuş. Aklın varsa aha göl demiş. Git suya atla. Demek ki ihtiyacını hisseden bu etvi-i Kur'an'ı arayıp buluyorlar. Aynen. Bak gene tekrarlıyorum üçüncü kez. Biz ölüydük, Risale-i Nur'la dirilip yeni bir hayat bahşetti diyor. Evet. Çok bu akşam etkilendim ben buradan. Çok şükür ya. Biz ölüydük evet, ya. Abi, o da Enes görüyor musun? Biz aynı köylüyüz. Biz hakikaten ölüydük o. Bizi nerede bilecektik o köyde güne Avramik'te? Onunla bu nurlar nasıl gelecekti? Sıraya konsaydı, eğer Allah Risale-i Nur nimetini insanlara sırayla gelseydi, vallahi bana sıra gelmeden ölüp giderdim. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Bilal-i Habeşi radiyallahu anh, esmer ve siyah, köle, sıska ve zayıf. Mescitte Allah Resulü sohbet yaparken kalkmış koron oynuyor. Raks ediyor diyor da, raks ediyor. Ondan sonra Hazreti Ömer kızıyor. Allah Resulü hafif tebessüm ediyor. Neyse oynadı. Sonra kendisine gelince ki o hemen oturdu. Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam. Ya Bilal sana bunu yaptıran neydi? Dedi ki ya Resulallah ben köleydim. Köle. Esmerim. Görüntüsüm yok. Sıska, cılız bir şeyim. Eğer senin getirdiğin hidayeti Allah sıraya koysaydı zenginlerden, şöhretlerden, kariyeri olanlardan bana sıra gelene kadar ölürdüm. İyi ki Allah bu hidayeti sıraya koymadı. O için dedi, bana geldiği için, o için de horon ölüyorum, raks ediyorum. Şimdi Allah da akla, zekaya, meziyetine, kariyerine, şöhretine, alimliğine vesairesine sıraya koysaydı Risale-i Nur'u, he vallahi bana sıra gelmeden ben de ölüm gitmiştim. Demek ki çok
Çok sonsuz şükürler olsun. Ben de sana da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ders. Ben etkilendim yani. O yeni bahşettiği hayatı. Tabii bizim dinleyen kardeş de mutlaka herkes farklı. Kimisi diyecektir namaz penceresi böyle miymiş? Kimisi vesaire. Çok güzel. Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Sen artık nasıl bağlayacaksan dua mı edeceksin? Fatiha'mı çekecek. Evet. Subhaneke la ilmenena illa muallemtena inneke entel alimul hakim. Cenab-ı Hak maddi ve manevi sıkıntılarımıza Risale-i Nur'la ve esmasının nihayetsiz meratibiyle mukabele etsin inşallah. El Fatiha'ta maalesef. Allah'a emanet.